Merhabalar, bugün Richard Kraft atölye çalışmasında polyesterle ilgili yapabileceğimiz bir sürü olasılıklı çalışmalar gerçekleştireceğiz. 3 ayrı modelimiz var. Üçünü de 3 ayrı programda titanyum metaliklerle geçişler yapacağız. Akriliklerle koyudan açığa doğru geçişler gerçekleştireceğiz. Burada hazırlamış olduğum, burada bir ön çalışma yapmam gerekiyordu. En azından zamanı doğru kullanabilmek adına. Çatlatmalar, pas efektleri. Postta zaten açıklamış olduğum üzere kullanacağımız bir sürü ürünümüz var. Şimdi bugün sizlerle herhangi bir ön çalışmasında altına herhangi bir ürün sürmemize gerek yok. Burada multi surface gruplarını kullanabiliriz, vintage gruplarını kullanabiliriz, akrilik gruplarımızı kullanabiliriz. Çünkü o kadar az boyalarla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz ki elinize kalmış renklerden istediğiniz görüntüleri elde edebilmeniz mümkün. Bugün ayrıca bir önceki yayınımızda yapmış olduğumuz tepsimizin sahibini de bulacağız. Burada çekilişimizi de gerçekleştireceğiz. Acaba tepsimiz kime gidecek? Ama bugünkü tepsimiz bir kişiye dediysek de çerçevelerimizi 3 kişiye göndereceğiz. Şimdi ufak ufak ben çalışmalara başlıyorum. Dediğim gibi şu an elimde 3 ayrı modelde çerçevelerimiz var. Burada öncesinde dediğim gibi bir hazırlık yaptım. Multi surface grubundan gri rengini sürdüm. Şurada görmüş olduğunuz kısma da yine multi surface grubundan beyaz rengimle bir kat olsun boyadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben burada pas efektleriyle ilgili bir çalışma yapacağım. Burada da çatlatma yapacağım. Griyi boyadıktan sonra bir an sıralamayı şey yapamadım, toparlayamadım. Bu griyi boyadıktan sonra multi surface gri rengimi kullandıktan sonra bir katta quick crackle medium sürdüm. Quick Crackle serisi çatlatma ürünleridir ve her yüzeyde uygulayabileceğiniz, vernik istemeden kullanabileceğiniz, fırça yönü takip etmenize gerek kalmadan şimdi gözünüzü kapatın, hayal edin. Çantanızda, duvarınızda, mobilyanızda, sandalyenizde her yüzeyde uygulayabilirsiniz. Bunu da Multi Surface serisinin bir kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Şu anda ben dediğim gibi bir polyester üründe yan kenarlarında çalışacağım. Medium bir kez sürülüyor. Sürüş yönü yok. İstediğiniz gibi sürebilirsiniz. Daha sonra kendi renkleri var. Yaklaşık tam olarak belki yanlış söyleyebilirim ama 60 rengi mevcut. Burada kendi içerisinde renk karışımları yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en güzel özelliği de çatlatmayı yaptım, üstünden geçtim, yok sıyrıldı, üzerinden geçerken yanına değdim, aşağıya doğru aktı. Bunların hepsi ortadan kalkıyor. Sizlerle daha önce zaten quick crackle'larla ilgili çalışmalar da yapmıştık. Bugün sadece elimdeki ürünü biraz süslemek adına gerçekleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi griye boyadım. Quick crackle medium'u bir kat sürdüm. Önce çatlatmasını yapacağım. Çünkü diğer işlemlerine, başka ürünlere geçerken hep birbirlerini kuruma sürelerinde farklı işlemler yapacağım. Şu anda kullanacak olduğum quick crackle serisinin beyaz rengi. Tabağıma sıkıyorum. Temiz bir fırça alıyorum elime. Fırçanızı siz eğer yeni açmak zorunda değilsiniz, yıkayın. Daha önce kullanmış olduğunuz fırçalarınızı da tekrar kullanabilirsiniz. Sadece ve sadece dikkat edeceğiniz şey fırçanızda ıslaklık olmasın. Şu şekilde iyice kurulamış olmanız gerekmektedir. Öncelikle hatta şöyle biraz daha ortada alayım. Çatlatmayı yaparken neye dikkat ediyorduk? Fırçama önce boyayı iyice doyurmam gerekiyordu. Şimdi ben burada belirli bir alanda yapacak olduğum için bir kenarını fazlasını sıyırdım. Şöyle gösterecek olursam sadece çatlatmak istediğim kısma bir kat sürüyorum. Zaten sürmemle çatlama reaksiyonu anında başlayacak. İstediğiniz şekilde dediğim gibi sürebilirsiniz. Şimdi evet. Hocam herkes merhabalar diyor. Kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Evet, sesten de anlayacağınız gibi Gülbeyaz izinde olduğu için bugünkü takım arkadaşım Arzu. Her yayınımızda, işte bir önceki yayınımız Seda ile birlikteydi. Bugün Arzu bize sizin sorularınızı okuyacak, yardımcı olmaya çalışacak bizlere. Tabii ki de onlarla daha önce canlı yayın yapmadığım için bazı konularda acemilik çekebilir. Hani sizler de artık onu biraz idare edin. Evet, şimdi bakın. Arzu biraz yakın gösterebilme şansın varsa. Şimdi de geleyim. Bakın, istediğim yönde sürüyorum ve hemen çatlatma etkisi başlıyor. Burada sürmenizle beraber bu işlem direkt başlayacaktır. Ben şuradaki grili olan alanı sürmedim. Medium'u bir kat sürmüş olmam yeterli. Şu kısımda bir kuru eskitme gerçekleştireceğim. O yüzden oraya değdirmemeye çalışıyorum. Yani dar alanda
büyük işler yapmaya çalışıyorum. Hocam sorumuz var. Tabii. Tuval ile yaptığınız tekstür pasta tablonuza vernik sürdünüz mü acaba? Yaptıklarınız muhteşem şeyler hocam, her daim harikasınız demiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Umarım yapmış olduğum çalışmalar sizlere bir nebze olsun fikir veriyordur. En azından bizim yapmış olduğumuz, kullanmış olduğumuz ürünleri nasıl kullanabiliriz, nasıl projelerle değerlendirebiliriz? Naçizane bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum her zaman. Tekstür pastayla gelen sorumuza da cevaplayacak olsam, evet, vernik işlemi gerçekleştirdim. Yarım at vernik sürdüm. Tuvalimizi de gönderdim. Umarım kargoda sahibine kırılmadan, bozulmadan ulaşmış olur. Daha dün gönderdik. Bir sorumuz daha var. Bez çanta boyamak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Multisurface'lerle boyayabilirsiniz. Eğer böyle biraz yükseltiler olsun isterseniz titanyum metalik pasta grubuyla yapılabilir. Multi özelliği taşıyan multi surface grubu, multi titanyum metalik grubu ve multi dekor pastalarımızla çantalarınızda da çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. İster stansıl desenler verin, ister sadece bir bütünde kenarlarından boyayarak hareket edin. Mesela ben bir deri çantayı bu quick crackle'larla çatlatma yapıp üzerine de stansıllarla baskı desen yapmıştım. O şu anda aşağıda bizim lobinin giriş tarafında duvarda asılı duruyor. Onu da bir gün hatta sizlerle paylaşırım. Evet, bakın yavaş yavaş zaten reaksiyonlar başladı ama şu kenarlarını da belki daha rahat gösterebilirim. Ama buraya sürmüş müydüm hatırlamıyorum ya. Yayın öncesi daha sürmüştüm. Var. Tabii. Hocam annemin balkon demirini boyayacağım. Hangi boyayı tavsiye edersiniz diye sormuş. Evet. Multisurface grubuyla boyayabilirsiniz. 110 renk olasılığı vardır. Birinci katta boya miktarınızın demir olduğu için yarısı kadar, sıkmış olduğunuz boya miktarınızın yarısı kadar öncelikle bir kat boyuyorsunuz. Bir gün bekleyin. Daha sonra multisurface grupları daha yoğun olduğu için diğer katlarınızda 3'te 1 oranında sulandırmış olmak sizin için yeterli gelecektir. İşlem bitti. 2 gün sonrasında, umarım o arada böyle bir yağmur, kar, fırtına dolu falan çıkmaz. Daha sonrasında güzel bir şekilde vernik atıyorsunuz. Verniği de mutlaka 2 kat yapın. Birinci katı yapın, bir gün bekleyin. Ondan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi peşine de şu soruyu sorabilirsiniz. Ben hangi verniği kullanacağım? Rich su bazlı vernik gruplarında high gloss kullanabilirsiniz. Hani demir olduğu için parlak isterseniz high gloss kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle parlaklığı az olsun derseniz yarım at vernik sürebilirsiniz. Suyla inceltmiyorsunuz. İpek bir fırça kullanıyorsunuz. 2 kat vernikliyorsunuz. Evet, burada şimdi çatlama reaksiyonu kendiliğinden oluşmaya devam ederken sizlerle diğer çerçevelerimle devam ediyor olacağım. Sürmediğim yer var mı diye bir bakıyorum ama tamamlanmış. Bu şimdi bir kenarda dursun. Bir soru daha var. Tabii. Merhaba, Azerbaycan'dan selam. Ben de demir eski süs sandalyesi boyamak istiyorum. Pardon, neyi boyamak istiyoruz? Demir eski süs sandalyesi demiş. Demir. Hı. Demir bir sandalye boyayacaksanız multisurface gruplarını gene kullanabilirsiniz. Multisurface ve multidekor çalkıt grupları sizin her türlü geri dönüşümlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz, uygulayabileceğiniz boya gruplarıdır. Hatta benim şu an üzerinde oturduğum sandalyeyi ben size göstereyim. Demir döküm bir sandalye bu. Şöyle bir göstereyim. Burada pasifekleri var. Pasifekleriyle zaten kendisi döküm ve siyah olduğu için tekrardan bir boyama işlemi gerçekleştirmedim. Sadece pasifekler işte Ege Mavi, Akik, Aqua Tonu, Safran, hani kullanmış olduğum o 4-5 renkle birlikte bu oksitlendirmeyi fırçayla vurdum, süngerle sildim. Yok ben bunu daha böyle cıvıl cıvıl renkli olayım olsun diyorsanız da o zaman kullanmanız gereken ürün multisurface grubudur. Boyarsınız istediğiniz gibi, daha sonrası gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir soru daha var. Tabii. Mutfak fayanslarını boyayacağım. Hangi işlemler, hangi sırayla olacak? Parlak görünmesi için ne yapmam lazım? Multisurface grubuyla boyayabilirsiniz. Boyama işleminde fayans yüzeylerde boyanızı 3'te 1 oranında sulandırmış olmanız yeterlidir. Ortalama 2 kat da o alttaki netliği, bazen 3. katı isteyen durumlar olur. O aşamada fayans boyarken rulo çok büyük kolaylıktır. Tecrübeyle sabitlenmiş olarak söyleyeyim size. Fayans boyarken, duvardaki fayans veya yer karaları boyanırken rulo kullanabilirsiniz. İlk başta böyle pütür pütür gibi görünür ama ben YouTube'a yüklemiş olduğum videolarımda da burada mevcut. Boya süngerinizde boya bittiği zaman üzerinden çok hafif daha bir kere daha geçtiğinizde onlar zaten eziliyor. Sonrasında işlem bitti,
boyadınız, desenini verdiniz veya vermediniz. Tamamen bittikten sonra high gloss vernik iki kere sürülebilir veya daha parlak olsun diyorsanız su bazlı sır vernik uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Kat aralarında mutlaka ama yer olduğu için birer gün bekleyin. Bir sorumuz daha var. Dudak görünümü için röle pasta şart mı yoksa sadece boya üzerinde de mi budak görünümü verebiliriz diye? Güzel bir soru. Röle budak çalışmaları sadece pasta rölelerle yapılmaz. Akrilik gruplarıyla, anti-queen veya eskitme kremleriyle de gerçekleştirilebilir. Pasta rölefli olan kısımda sadece yüzeyde biraz daha böyle mikronluk bir derinlik elde eder. Ama bazı mobilyalarda bu estetik gibi görünse bazılarında da biraz sert bir ifade vermesine sebep olabilir. Mesela kahverengi yapmak istiyorsunuz. Multi Surface grubundan örnek veriyorum. Zemini karamel rengiyle boyarsınız. Daha sonra eskitme kremlerinden asfaltum ile ağaç dokusunu çekersiniz. Güzelce kurutursunuz. Kurutma işleminden sonra eskitme kremini tekrar fırçanıza alırsınız. Şöyle üzerinden 1-2 fırça darbesi atıp süngerle, hani hep ben diyorum ya bulaşık süngerlerinizi eskiyenlere asla atmayın diye, süngerle üzerinden güzelce bir geçersiniz. Ondan sonra masiflenmiş çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben bu çerçevemde safir rengini ve nane şekeri, evet bu iki rengi kullanacağım. Bazı yerlerde renk açmak için de gene beyaz kullanacağım. Koyudan açığa doğru bu omeli geçiş denebiliyor, renkli geçiş denebiliyor, degredeli geçiş denebiliyor. Farklı bir sürü isimler var. Bu şekilde bir işlem gerçekleştireceğim. Üç rengimi tabağıma. Hatta çok bile sıktım. Bu sıkmış olduğum boyalarla ben 2-3 çerçeve boyarım ama. Bir sorun daha var. Tabii. Yağlı boya üzerine eskitme kremiyle işlem yapılabilir mi diye sormuşlar. Yağlı boya bu bir tablo mu yoksa yağlı boyayla eskitilmiş bir dolap mı? Şimdi yağlı boya bir tablo üzerine veya yağlı boyalı eskitilmiş bir yüzeyin üzerine eskitme kremi biraz sıkıntı yaratır. Neden biliyor musunuz? Biri su bazlı bir ürün, biri solvent bazlı bir ürün. Dolayısıyla onun üzerine ilk başta göz açmalara sebep olur. Ama ben daha sonra bunu geri dönüşüm yapayım, tekrardan kullanayım diyorsanız evet bu mümkün. Bu zor bir işlem değil. Ne yaparsınız? Multi Surface grubundan istemiş olduğunuz, tercih ettiğiniz renkle boyarsınız. Sonrasında da eskitme kremleriyle rahat bir şekilde eskitebilirsiniz. Dediğim gibi safir rengimi kullanacağım. Hemen fırçamı tekrar alıyorum. Burada koyudan açığa geçişli bir şekilde boyamamı gerçekleştireceğim. Üst taraflarda koyu rengimi, hatta size doğru şu şekilde boyayayım. Safir rengimi tercih ettim. Aralara girebilmek için bakın en rahat boyama şeklidir. Şu şekilde dik dik vurarak, daha sonra fırçayla da üzerinden düzenleyerek. Öncelikle dediğim gibi koyudan açığa doğru geçmek istediğim için şu kısmında safiri kullanacağım. Evet, ben bir yandan boyarken bir yandan sorularınızı cevaplayabilirim. Bir sorum daha geliyor. Daha önce yağlı boya ile boyanmış ve pul pul atmış balkon şişelerimi multi grubuyla zımpara yapmadan boyayabilir miyim? Şimdi pul pul atan kısımları, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, evet boyayabilirsiniz ama o kabaran kısımları üzerinden boya sürseniz bile o alttaki kabarmış olan kısımları nötrize edebilme şansınız olmayacak. O yüzden nal buradan gidin 80-100 kum kağıt zımpara alın. O pul pul kabaran kısımları önce bir boyayı sökmek değil, o kabaran kısımları en azından temizleyin. Ondan sonrasında gönül rahatlığıyla boyayı kullanabilirsiniz. Bir sorun daha var. Polyester üzerine direkt mi safir atıyoruz yoksa altta dikkat beyaz var mı? Hayır hiçbir şey yok. Hiçbir şey uygulamıyorum. Dedim ya elinizde kalmış boyalarınızla polyester grupları, seramik, polyester, MDF bu gruplar daha önce işlem görmemiş, cilalanmamış yüzeyler olduğundan dolayı altta herhangi bir işlem, işte ne bileyim astar boya veya ikinci bir ürün kullanmanıza gerek yoktur. Multi Surface'ler hele en rahat kullanabileceğiniz boya grubudur. Çünkü bakın daha tek katta aldığım sonuç ortada. Biraz şöyle kendime doğru çevireyim. Multi Surface'in örtücülükleri çok yüksektir. Aynı yerlere defa defa kat be kat boyamanıza gerektirmez. Bence her eve lazım bir boya grubu derim. Çünkü burada ayakkabınız eskidi, boyayın. Dolabınızdan sıkıldınız, boyayın. Mutfakta fayans değiştireceksiniz, boyayın. Tek yüzey için kullanılacak olan bir boya grubu değildir. Her yüzeyde uygulayabileceğiniz
çok keyif verilen, uygulaması da bir o kadar kolay bir üründür. Sadece aşamalarına, uygulama esnasında dikkat etmeniz yeterli. iPhobi kolay gelsin. Her zamanki gibi de tutarsınız demiş. Teşekkür ederim. iPhobi eğer şimdiden ne kadar söylemek doğru bilmiyorum. Daha net değil ama önümüzdeki hafta muhtemelen oraya geleceğim. Belki de yayınımızı sizin oradan yaparız diyerek sevgiler ve saygılar diyorum efendim. Bir sorum daha var. Evet. Fayans üzerine harf glosslerine ne kullanabilirim? Vernik olarak diye sormuşlar. Su bazlı sır vernik kullanabilirsiniz. Ben şu an yerlerde aylar öncesinde boyamış olduğum yer karolarımı su bazlı sır vernikle vernikledim. Ama her yayında söylüyorum, sorduklarında benim de yaptığımı asla yapmayın. Çünkü ben daha bir kat boya, bir kat vernik attım. Siz iki kat vernik atın. Ha, boya çıkmıyor. Hatta yerleri de bir gösterirsen boya çıkmıyor. Ama kendinizi garanti alın ya. Bir emek veriyorsunuz, bir masraf yapıyorsunuz. Ciddi ciddi uğraşıyorsunuz. Hani bunlar küçük şeyler değil. Bir sorum daha var. Tabii ki de. Sır vernik üzerine tekrar sır vernik atılır mı? Atılabilir. Hatta ve hatta sır verniği attınız. O kadar parlaklık hoşunuza bile gitmedi. Yarım hat vernik bile sürebilirsiniz. Ama burada aynı marka adı altında konuşuyorum. Yani farklı markalarla bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz mümkün değildir. Bizim ürünlerimiz kendi içlerinde her zaman uyumlu Ar-Ge çalışmaları tamamlandığı için. Örnek veriyorum, işte sır vernik sürdünüz, beğenmediniz, çok parlak geldi, sizi rahatsız eden bir görüntüsü oldu. Üzerinden yarım hat vernik bile kuruyunca sürerek o parlaklığı kırabilmeniz mümkündür. Bir sorun daha var. İlk katı multiyle atıp ikinci katı çantıkla atabiliyor muyuz? Şimdi ikisi de geri dönüşüm boyası. Geri dönüşüm ürünlerinizde bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Multiler yarı parlak bir özelliktedir. Çalkıtlar ultra mat özelliğe sahiptir. Hani eğer renk olarak değişiklik yapılıyorsa problem değil. Sadece bir katla değil, bu sefer iki kat falan sürmeniz gerekir. Olmaz diye bir kural yok. Çok rahatlıkla olur. Multileri sulandırıyorsunuz tabii ki de. Ama çalkıt grubunu sulandırmadan süreceksiniz. Bir sorun daha var. Wax'ı nerelerde kullanıyorduk acaba demişler. Oo, sürmediğim yer kalmadı ki benim. Her yüzeyde kullanabilirsiniz. En son yayında kağıdın üstünde kullandım mesela. Sadece dolaplarda eski görünümü vermek istediğimiz sert yüzeylerde kullanmanıza gerek yok. Nereye eskitmek istiyorsanız her yüzeyde. Bu arada bakın, safirin görüntüsü. Hemen yaklaşalım. Şu şekilde. Şu an her yüzeyde yapmayacağım. Dediğim gibi omreli yumuşak geçişleri olan bir degredeli bir geçiş gerçekleştireceğim. Şimdi böyle kırçıl kırçıl boyuyorum ya. Ben üzerinden şöyle güzelce bunları severek fırçamı dolaştırdığımda o görüntüyü de tamamen zaten ortadan kaldırmış oluyorum. Evet, şimdi koyu boyamak istediğim noktaları. Evet, bunlar da sahiplerini bulacak. Bakalım kimler olacak? Sahiplerini nasıl buluyorduk? Artık bizim takipçilerimiz bu konu üzerinde uzmanlaşmaya başladılar. Sayfamızı Richard Graf Instagram sayfamızı takibe alıyorsunuz. Açmış olduğunuz postu beğenerek iki kişiyi etiketlediğinizde çekiliş hakkınıza sahip oluyorsunuz. Hani klasik bir Gülbeyaz'ın bir lafı var. Ne kadar çok etiket, o kadar şans. Bir sorum daha var. Parlak mobilya boyanır mı? Boyanır. Mobilyacılar bize artık kızıyorlar ama boyanır. Bu parlak dediğimiz işte lake kaplama olabilir, membran kaplama olabilir. Hani bunların hepsi Modi Surface grubuyla çok rahat boyanır. Evet. Şimdi bakın, bu alana kadar koyuyla gelmiş olduğum, yani safir rengiyle gelmiş olduğum, şurayı da boyayayım pardon. Artık geçişlerine geçeceğim. Yavaş yavaş boyanın gelmediği yerler varmış da onları da kapatayım, bir daha safire dönmeyeyim en azından. Şuralarda. Sonra sahibi bana bunu nasıl boyamış, yarım boyamış demesin. Bir sorum daha var. Deriyi de boyayabilir miyiz demişler. Tabii ki de boyayabiliriz. Benim kaç tane deri koltuk boyadım. Hatta deri verniğimiz çıktı biliyorsunuz. Üzerine bir kat vernik, mat vernik. Kendisinin zaten mat bir görüntüsü vardır.
Bunu da bir kat sürdükten sonrasında gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi fırçamı temizliyorum. Tekrar fırça değiştirmeme gerek yok. Aynı fırça ile işlemime devam edeceğim. Hocam, şu an boyadığınız rengin adını söyler misiniz? Safir, safir. En sevdiğim renklerden biriydi. Şöyle gösterelim. Safir. İkincisi, nane şekeri. Açmak için kullanacak olduğum rengim de beyaz. Şimdi, sonra geldim. Nane şekerime dokundum. Bu arada, küçük küçük, gene şöyle dokunuşlar gerçekleştiriyorum. Ondan sonra da fırçamdaki fazla boyamı aldım. Boyamı yumuşatıyorum. Evet, burayı tamamladım. Bakın zaten rölyefli ya, üzerinden şöyle ince bir kat geçerek direkt o geçişi elde edebiliyorum. Burada önemli olan, her defasında yeni fırça açmak zorunda değilsiniz. Fırçanızdaki şu şekilde fazla boyanızı temizleyin. Doğru renginize tekrar ulaşın. Bakın ne kadar kolay görüyorsunuz değil mi? Hop. Boyanmamış yerden boyanmış yere doğru yukarıya doğru çıkıyorum. Neden boyanmamış yerden yukarıya doğru çıkıyorum? İlk sürdüğüm rengi daha bir net görüntü elde edebilmek adına. Şimdi bu kadar aşağıya gelmişken de hani dedim ya, bakın nane şekeri, nane şekeriyle safirin o aradaki yumuşak geçişi ve burası safir. En son geldim beyazıma dokundum. Fırçamda gene nane şekerinin hafif de olsa o etkileri olduğu için ikisinin karışımı ister istemez zaten renkler karışıyor. Bir sorumuz var. Tabii. Multisurface akriklerin arasındaki fark nedir? Multisurface ile akrilikler arasındaki fark. Evet. Multisurface'ler geri dönüşüm ürünüdür. Aklınıza gelebilecek, her yüzeyde rahatlıkla kullanabilecek olduğunuz bir üründür. Akrilikler ise işlem görmemiş, ham, seramik, polyester, MDF bu tarz ürünleri sadece boyayabilirsiniz. Ama evdeki dolabınızı, ne bileyim ayakkabınızı, duvarınızı, çantanızı bunları boyamak istediğiniz zaman kullanmanız gereken ürün multisurface yani mavi kapaklı gruba geçer. Multisurface grupları sulandırılarak kullanılır. Kat aralarında mutlaka birer gün beklenir. Multidekor çalkıt grubu, o da geri dönüşüm boyasıdır. Sulandırılmadan sürülür. Kat aralarında ortalama 6 saat, 6 ila 8 saat beklemiş olmak yeterli gelir. Şu tatlı geçişi görebiliyor muyuz? Evet. Çok güzel oluyor. Ve bakın bu kadar da kolay işte. Yetenek gerekiyor mu? Hayır. Boyalar zaten kendiliğinden kaynaşıyor. İkinci bir ürün kullanmıyorum. Tamamen gelişi güzel boyuyorum. Yakından görmek istiyorlarmış hocam, şu şekilde yakından göstereyim. Bak şöyle yapayım. Tamam. Şunları da şöyle kenara çekeyim. Bakın boyamamın, fırçadaki boyamı, fırçamı kullanmanın herhangi bir özelliği var mı? Yok. Ama fırçamı ne yaptım? Safirden nane şekerine doğru geçerken hep fazlasını getirdim. Burada süpürdüm ve bıraktım. Evet. Boyalarının renklerini tekrardan gösterelim. Safir, safir, nane evet. Şekeri ve beyaz. Safirden nane şekerine doğru geçiş yaparken şu ilk arada bakın hep koyudan açığa doğru geliyorum. Bir anda sert bir iniş olmaması adına yanıma artık peçetelerim ne olmuş, şurası da kuruduğu için biraz boyama dokundum safirime. Evet bakın zaten şu araları da dolduralım. Boyalar zaten kendiliğinden doğal bir şekilde kaynaşıyor. Yani bizim zaten ekstra bir şey yapmamıza çok da gerek kalmıyor diyebilirim size. Şu arayı da tamamladıktan sonra bakın zaten bu geçişi gerçekleştirmiş oluyorum. Fırçamdaki boyamı temizledim. Hani buralarda da biraz doğallık katsın. Hani koyudan açığa doğru geliyoruz ya, bazı yerlerde biraz ışıklarımızı kullanalım. Şimdi şu safirden nane şekeri ve beyaza doğru, nane şekeriyle beyazla daha da açmış olduğum ara rengi geliyorum. Bakın
1, 2 yaptım. Yukarıya doğru çektim ve bıraktım. Gene temizledim. Fırçanızın temiz olması en çok dikkat etmeniz gereken bu tarz boyama sistemlerinde en çok dikkat etmenizi gerektiren bir durumdur. Bu tarzda boyanılabilecek o kadar çok şey var ki dolaplarınızı bile boyarsınız. Ve inanın zaten boyalar kendiliğinden bir kaynaşma işlemi gerçekleştirdiği için ekstra bir şey yapmanıza da hiç gerek yok. Evet. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir süreçte geldiğimiz nokta. Nasıl? Kolaymış değil mi? Bir sorum daha var. Birbirine kaynaştırmak için glaze kullanılabilir mi diye sormuşlar. Gerek yok. Polyester yüzeyler üzerinde zaten bu kaynaşma kendiliğinden o kadar doğal bir şekilde gerçekleşiyor ki. Aa evet, mesela bu bir dolap olmuş olsaydı evet o aşamada glaze kullanın derdim. Ama polyesterde buna hiç mi hiç gerek yok. Daha işlemi bitmedi. Devam edeceğim. Ama bu kururken de üçüncü çerçevemi geçiyorum. Şu ana kadar işlem yapmamıştım. Fırçamı da şöyle bir kenara bırakıyorum. Evet, sendeyim. Proje bahçe aksesuarlarının paslarını gidermek, hava ile temasını kesmek için ne yapmalıyım? Vernik olarak sır vernik mi kullanmalıyım diye. Sır vernik kullanabilirsiniz. Bahçe ürünleri olduğu için yat vernik grubundan kullanabilirsiniz. Sadece iki kat atın, kat aralarında birer gün bekleyin, sizler için yeterli. Bu çerçevemde de titanyum metalik gruplarını kullanacağım. Granit, bal köpüğü, gümüş ve bakır. Pırıl pırıl, ışıl ışıl bir şey olacak bu. Gene bunları kullanmaya şöyle hafif bir çalkaladım. Açıyorum. Şöyle yakınlaştırdım. Bir miktar döküyorum. Evet, geri dönüşüm şu an tripodda olduğu için bir anda gidiveriyordu. Evet, bakın renklerin parlaklığını, ışıltısını görebiliyorsunuz değil mi? Azar azar koymam benim için yeterli. Burada da bir geçiş gerçekleştireceğim ama burada demin safirdekinin mantığında değil. Daha sürekli kendini tekrar eden bir durumda bu işlemi yapacağım. O yüzden bu renklerim de burada kalsın bu arada. Mesela şurada dursun onun renkleri diye göstermemiz gerektiği durumda. Şimdi yine bir peçete alıyorum elime. Burada farklı bir geçiş gerçekleştireceğiz. Hangi renkten başlayacağımın hiçbir önemi yok. Bir tanesine dokundum. Boyama sistemim gene aynı. Bakın. Şu an bal köpüğünü aldım. Bir güzel boyuyorum. Tekrardan renkleri söyleyebilir misiniz? Titanyumları. Şöyle yapayım. Gümüş, bal köpüğü, granit. Şöyle kaydırırsak. Ve bakır. Bunlar titanyum metalik serisinin tonlarıdır yalnız. Titanyum metalik grubunun yaratmış olduğu bu ışıltıyı şu anda kullanacağım. Evet, fırçamla bir güzel bakın. Hiç elimi durdurmuyorum. Geldim bakıra dokundum. Biraz bakırlar giriyorum. Renkler kendi resmen dans ediyor zaten kendi içinde. Şöyle biraz renkler kendi içinde kaynaşır mı karışır mı soruları geliyordu ya. İşte bakın kaynaşıyor. Herhangi bir ikinci bir işlem yapmıyorum. Bir ondan bir ondan. Renkler hani illa bu renkler olmak zorunda değil. Şu aralarına girelim. İstediğiniz renk sıralamasıyla bunları boyayabilirsiniz. Evet, şu an önce bal köpüğü kullanmıştım, sonra bakıra geçtim. Şurayı mesela bakırla tamamlayayım. Hocam bu çerçeveyi kazanmak için ne yapacağız diye sormuşlar. Söyleyebilir misiniz? Tabii ki de. Ne yapıyoruz? Açmış oldum. Yayından sonra açmış olduğum postu beğeniyorsunuz. İki kişiyi etiketliyorsunuz. Richard Craft Instagram sayfasını da takibe almış oluyorsunuz. Ve çekiliş hakkınızı da yaratmış oluyorsunuz. Yapacak işleminiz sadece bu kadar. Yayın günlerimiz biliyorsunuz ki değişti. Salı ve Cuma günleri sizlerle birlikteyiz. Salı ve Cuma günleri geçen yayınımda yapmış olduğum, Salı günü yapmış olduğum tepsimizi bugün birazdan çekilişle sahibini bulacağım. Burada bugün 3 ayrı ürün çalışıyorum. Dolayısıyla 3 şanslı kişi aranıyor şu anda. Yayından sonra açacak olduğum postu beğenerek
İki kişiyi etiketlemek yeterli. Bakın titanyum metaliklerle de orada bir sıra takip ediyordum ya. Burada sıra takip etmiyorum. İstediğim rengi sürüyorum. Mesela burada biraz şöyle biraz gümüşlere geçelim. Evet. Şu araları inanın o kadar keyifli ki polyester boyamak. Şöyle çekelim daha yakından hocam. Polyester boyarken nasıl diyeyim? İnsanın ruhu dinleniyor ya. Hem de ya evimizde çok küçük detaylarla çok rahat değişiklikler yapabiliyoruz. Bir duvarımıza bu tarzda üçlü beşli kombinler yapabilirsiniz. Veya bu tekniklerle elinizde dolaplarınızı, kutularınızı, hani bu sadece bu göstermiş olduğum çalışma sistemi polyester ürünler üzerinde uygulanacak diye bir durum yok. Ben sizlerle bugün aslında multisurface'lerle bir katta alabileceğiniz sonucu, görüntüsünü aslında paylaşmış oluyorum. Titanyumların parlaklığını ve bu birbirleriyle olan güzel geçişlerini göstermiş oluyorum. Burada ben her zaman diyorum ya, siz hayal edin, hayal kafanızdaki projeyi belirleyin. Ondan sonrasında iç multisurface ürünleri zaten sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yeterlidir. Burada kullandığınız, boyayacak olduğunuz ürünü, kullanacak olduğunuz aşamalarına daha doğrusu dikkat ettiğiniz durumda olmaması için hiçbir sebep yok. Siz yeter ki isteyin. Kendi evinizin kendi mimarısınız her zaman. Bizler çok geniş hayal güçlerine sahibiz. İstediğimiz renklerde oynayabiliyoruz. Boyadınız, beğenmediniz. Boyadınız, canınız sıkıldı. Değiştirebilirsiniz. Ay ben bunu boyadım, bu böyle kaldı. Eyvallah olsun. Nasıl tekrardan geri dönüşüm yapacağım? Hani hocam, böyle durumlara hiç gerek yok. Kullandığınız fırçayı söyleyebilir misiniz? Şöyle göstereyim. Bir numaraları kullandım. 3000 seri bir numara. 3500 seri bir numara. İkisi de İpek fırça grubunda. Bir numaralarını kullanıyorum şu anda. Evet. Dediğim gibi özellikle bir renk seçmiyorum. O an bir tanesine dokunuyorum. Şu araları da biraz daha hızlı boyamanın bir yolu olsa. Merhaba, ben mutfağımı boyuyorum. Eskitme çalkıt beyazla sulandırmalı mıyız? 3 kat boyadım diye sormuşlar. Çalkıt gruplarını sulandırma yapmıyorsunuz. Direkt uygulayabildiğiniz ürünlerdir. Koyu bir renkten yüzeye bir geçiş mi gerçekleştiriliyor? Sulandırılma yaptığınız durumda, çünkü onun örtücülük oranını da bu oranda kırmış olacaksınız. Sulandırma yapmadan kat aralarında da yalnız minimum bir 6-8 saat bekleyin. Eğer ıslakken üst üste devam ederseniz bu sefer o da örtücülüğünüzü sizin kıracaktır. Ama şu anda havalar biraz sıcak gidiyor. Ne kadar diyeyim, birkaç damla sudan zarar gelmez. Ama bir multisurface grubu kadar sulandırma yapıyor muyuz? Hayır. Devam edeyim. Her renk değişiminde fırça temizliyor muyuz diye. Evet, şu hareketi yaptım. Fazlasını aldım. Yani ille de suyun içine batırıp şakır şakır fırçamı yıkamadım. Ama en azından fırçamda zaten rengin bittiğini hissetmeye başlıyorum. Çünkü artık ürün yüzeyi boyanmamaya başlıyor. O aşamada tekrardan aralarda bazen bu işlemi, sileme işlemini gerçekleştiriyorum. Bir sorum daha var. Tabii. Merhaba, daha önce yanlışlıkla yat verniği almış sanırım. Hı-hı. Nelerde kullanabilirim diye sormuşlar. Yat verniğini de kullanabilirsiniz ama yat vernikleri sürerek vernikleyebiliyorsunuz. Neden açık renkleri hariç tutun dedim? Çünkü yat vernikleri solvent içerikli olduğunda açık renkler üzerinde sizlerde uzun vadede baktığınızda renklerinde bir sararma durumu ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumun ortadan kalkması için şu arası çıkmış. Wax'ı boya ile karıştırabilir miyiz diye sormuşlar. Ha, çıktı zaten. Wax'ı boya ile karıştıramayız. Mesela bakın, şimdi bakırdan gümüşe geçiyorum ya, fırçamı temizledim.
Wax'ı boya ile karıştıramayız. Çünkü alttaki kullanmış olduğunuz, işte bu bir kağıttır, dolaptır, boyadır, duvardır, fark etmez. Alttaki zemini zaten hem koruyup hem de yüzeydeki boyaların rahatlıkla aşınmasını sağlayan bir üründür. Wax kuruyan bir ürün değildir. Bugün yapmış olduğunuz, sürmüş olduğunuz waxlı olan çalışmanızı ertesi gün boyama imkanı sağlar. Boyayla karıştırdığınız durumda sizin örtücülüğünüzü uzatır, kuruma süresini uzatır. Dolayısıyla hiçbir şekilde waxla boyayı hani ikisini bir halledeyim, kurtarırım gibi düşünüyorsunuz ama olmaz. Boyayı kuruturken fön makinesi kullansak olur mu multi ve çalkıtlar için diye sormuşlar. Geri dönüşümü yapıyorsanız olmaz. Doğal kuruması gerekir. Neden? Boyanın kurumasının hiçbir önemi yok. Boya hemen çabucak kurutabilirsiniz. Dediğiniz gibi fön makinesi veya herhangi bir ısı vererek kurutabilirsiniz. Ama burada geri dönüşüm uygulamalarında multi surface veya multi dekor çalkıt fark etmez. Boyanın kurumasının hiçbir önemi yok. Burada önemli olan boyanızın kendi doğal haliyle kuruyarak nemini atmış olması beklenmelidir. O nemini attığı esnada da, o süreçte de, çünkü boya sürülmüş olan yüzeyde sabitlenme işlemi başlar. Uzun vadede kullanacak olduğunuz için onu önermiyorum. Doğal kuruma her zaman en iyisidir. Bir sorum daha var. 100 kat vernik zamanla sararıyor. Neden saramaması için ne yapmam gerekiyor diye sormuşlar. Uyguladığınız yüzeyde, örnek veriyorum, alt zemin yüzeyinde transfer, dekopaj, hani pirinç, peçete, bu tarz bir durum eğer varsa önce bir kat su bazlı vernik sürün. Ondan sonrasında 100 kat vernik gruplarınızı uygulayın. Çünkü alttaki durum kullanmış olduğunuz ürünle o aslında bir reaksiyon vermiş oluyor. O reaksiyonu durdurmuş olmamız gerekir bizim. Araya bir kat yarım alt su bazlı vernik sürmüş olarak bu durumu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Bir sorum daha var. Boyanmış ve verniklenmiş olan objeyi zımpara yapmadan tekrardan değiştirebilir miyiz diye sormuşlar. Tabii ki de değiştirebilirsiniz. Multi surface'leri işte bunun için, sizler için üretilmiş olan bir ürün. Zımpara yapmanıza gerek yok. Parlak yüzey astarı sürmenize gerek yok. Direkt uygulamaya geçebileceğiniz, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Kat aralarındaki bekleme sürelerine ama dikkat etmemiz gerekmektedir. Ay, bu çerçevenin sahibi bana kızacak. Küçük aralara şu an tabii biraz hızlı davranmaya çalıştığım için çok net girememiş olabilirim. Şimdiden affınızı diliyorum. Evet. Bakın. Bir sorum daha var size. Çalkıtlarla her şey boyanıyor. Muhteşem demiş Kübra Hanım. Araba boyanır mı çalkıtlarla diye sormuş kendisi. Şahit oldum. Arabanın tamponlarına, yan aynalarına boyayarak hala daha kullanan, hatta deşifre de edeyim isterseniz, Bursa Hobbycraft Recep Bey kendi arabasının yan dikiz aynalarını, ön tamponunu boyadı. Yaklaşık 2-3 yıldır da kullanıyor arabasını. Ama ben ilk söylediği zaman, ya oğlum yapma, arabanın değerini düşüreceksin demiş idim kendisine. O da ben değiştirmek istiyorum dedi. Dedim tamam, karar senin. Hiçbir şey olmadı. Hala kullanıyor. Vernik de yapmadı üstüne üstlük. Şöyle renkleri ben tekrardan göstereyim. Bakır, evet. Granit, gümüş ve bal köpüğü. Evet, şimdi bakın onların yaratmış olduğu kendiliğinden o doğal geçişli boyamamız. Tabii ki de bitmedi. Kurumaya bırakacağım. Hop, böyle kenara alıyorum. Şu da bunun renkleri. Şimdi biraz önce çatlaması için kenara bıraktığım, şöyle kenarlardan tutayım bakın. Şuralarında hep görüyorsunuz. İç tarafında gene keza aynı şekilde. Burada şunu da şöyle bırakalım. Burada da pas efektleriyle çalışacağımdan bahsetmiştim. Fırçamı şuraya bırakayım. Pas efektlerinde burayı beyazla boyadım. Griyle boyadım. Şu alanı da gene griyle boyadım. Quick Crackle Medium sürdüm. Sonrasında Quick Crackle serisinden beyaz boyamla kenarlarını çatlattım. Şimdi pas efektleri, patina ve füme rengini kullanacağım. Hemen bir sünger alıyorum. Evet, bir
parça kopartmış olmam yeterli. Yalnız ki şu eldivenimi giyeyim. Dün çok sağlam bir şekilde elimi yaktım. O yüzden şu an kapalı. Eline üzerine tekrar gelirse canımı acıtabilir. Evet, fırça alıyorum elime. Eskitme fırçalarımla yıkamıştım ben bunu. Şöyle fazlasını önce bir temizleyeyim. Gri rengimi aldım. Şuradan bir miktar da bir sorun var. Alayım. Sehpama budak desenli eskitme yapmak istiyorum. Vaksan yaratlarla süreyim diye sormuşlar. Vaks sürmenize gerek yok budak yaparken. Eskitme kremiyle direkt çalışabilirsiniz. Evet, bakın süngerimi fırçamla aldım. Fırçamla eskitme kremimi aldım. Süngerimle beyazları yukarı çıkartıyorum. O paslı görüntüyü dibe doğru atıyorum. Nasıl görünüyor ama? Daha şöyle yakınlaşalım ama. Biz. Şu şekilde. Şöyle. Diplerde füme rengi pas efektini bırakıyorum. Süngerim kuru, herhangi bir işlemi yok. Bir üzerinde sorun var. Beyazları bakın açıyorum. Çalkıt boyu yapıyorum demiş. İz kalıyor, ne yapmam gerekiyor diye sormuşlar. Nasıl bir fırça kullanıyorsunuz? Onu da bir not olarak belirtirseniz. Light kaplama. Kullanmış olduğunuz fırçanız da önemlidir. Hangi seri grubunda kullanmış olduğunuz fırça? Burada ipek fırça gruplarını tercih etmiş olmanız gerekir. Her o beyaz sentetik kıllı gibi görünen fırçalar çünkü ipek fırça grubunda değil. Evet, şimdi bakın. Bir sorun var. İpek uçlu fırça demişler. Hangi seride acaba? Şöyle söyleyeyim, bakın 3000, 3500, 8000 ve 9000 serileri. Birinci katta iseniz eğer bu durumu yaşatmış olması gayet normal bir sonuç. Ama siz bunu ikinci katınızı yapıyorsunuz, neredeyse finallemenize yakın ve hala bu durum devam ediyorsa bu durumda fırçanızı değiştirmeniz gerekir. Şöyle hatta göstereyim. Mesela hocam 2000 serisi kullanılmış. İşte bahsetmiş olduğum durum bu. 2000 serisi sentetik fırçalar grubunda giriyor ama ipek fırçalar değildir. 2000 serileri dediğiniz gibi küt uçlu biter. Mikronluk incelmesi yoktur. O yüzden hani bunlarla waxları sürebilirsiniz, eskitme kremlerini kullanabilirsiniz. Bu tarz çalışmalarda kullanılır ama net boya yapmak istiyorsanız ve o izlerden kurtulmak istiyorsanız mutlaka 3000-3500 veya 8000-9000 serilerinden kullanacak olduğunuz fırça gruplarından birini tercih edin. Evet, gri pas efektimi, gelişi güzel. Fırçamla. Şöyle ben biraz yaklaşayım. Bakın tamamen gelişi güzel. Yapmış olduğum hiçbir şey yok ama ürünün rölyefleri, budakları o kadar güzel ki zaten kendiliğinden güzel bir şekilde çıkıyor. Çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu polyesterler de bu arada Shine Obi'nin kendisini ziyaretinize gittiğimde bize vermişti. Hediye etmişti daha doğrusu. Bir sorun var. Şimdi buyur. Light kaplama boyanabilir mi? Mutfağım light diye sormuşlar. Tabii ki de boyanır. Her yüzeyde kullanabileceğiniz bir ürününüz var sizin. Multi Surface serisi, Multi Decor, Çalkut grubu. Her yüzeyde rahatlıkla çalışabileceğiniz boya grubudur. Evet, fazlasını bıraktım. Yer yer, bazı yerlerde patina rengimi kullanacağım. Süngerimi gene elime aldım. Bu sefer bunu o kadar geniş yüzeylere kadar vurmayacağım. Gri pas efektimi her yüzeye yaydım. Ama patinayı her yüzeyde uygulamayacağım. Bazı yerlerinde, bir iki noktasında. Genelde dip yerlerinde. Öyle söyleyeyim. Evet. Bu da tamam. Şimdi pas efektleri dediğim gibi hani boya grubu gibi olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde yüzeyde bizim çalışmamızı sağlar. Bu aşamaya geldikten sonra temiz bir fırça alıyorum yine elime. Fırçamı, beyaz boyamız şurada vardı. Kuru eskitme yapacağım demiştim ya kenarlarda. Fırçamın ıslaklığını sildim. Hoppa. Beyaz boyama dokundum. Fazlasını bıraktım.
Hatta süpürdüm. Bir sorum daha var. Banyomu boyadım, hangi verniği kullanacağım diye sormuşlar. Su bazlı sır verniği kullanabilirsiniz. Ama iki kat. Yarım at, parlak high gloss vernik kullanabilirsiniz. Hangisi olursa olsun mutlaka iki kat yapıyorsunuz. Evet. Biraz yakınlaştıralım. Bakın şöyle. Kuru eskitme demiştim ya. Şu rölyefli alanlarında kuru eskitme. Fırçamı gelişi güzel. Beyaza dokundum. Kuru eskitmenin en önemli şey beyaza dokundum. Bıraktım. Temizledim. Sadece bakın üzerinden süpürürcesine fırçamdaki boyanın yüzeye çıkmasını bekliyorum. Bakın o zaten kendiliğinden hani fırçada boya yokmuş gibi durur ama aslında var. Bu hareketleri sabırla yaptığım durumda o zaten çıkıyor. Herhangi bir yön takip etmek zorunda değilim. Buna biraz da ışıltılar girelim. Onun için ne yapacağım? Hemen şurada yardımıma parmak yaldızlarımı geçiyor. Parmak yaldızlarımı fırçayla kullanacağım. Şu saçlarım da bir önüme gelmesin. Çok güzel olacak da. Evet. Adım adım finale doğru diyelim. Biraz daha ıslak. Benim gibi fırçalarınızı her aşamadan sonra yıkarsanız hem parmak yaldızda kullanırsınız hem boyada kullanırsınız. Geldim, dokundum. Fazlasını bıraktım. Rölyefli alanlardan. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın sadece süpürüyorum. Buna bir de arkadan ayna taktırırlarsa kimin olacak gerçi bilmiyorum ama çok güzel olur. Evet. Şuralarda da yer yer. Zaten fırçayla yaptığım için o ışıltılar doğal olarak kendiliğinden çıkıyor. Parlaklığı görebiliyor muyuz? Şu an masa da o kadar kirli ki ben bunu size şöyle göstermeye çalışayım. Şu geri dönüşümden de yakından tabii ki de. Bakın parmak yaldız uyguluyorum şu anda. Fırçayla uyguluyorum, süpürerek uyguluyorum. Şu aralarda yer yer ışıltı katmak istediğim noktalarda, hatta çatlatmanın kenarlarına bile giriyorum. Evet. Finalden önce bir diyelim. Şimdi şöyle bir kenara koyalım. Hani dedik ya finale doğru adım adım. İlk yaptığım çerçevemi elime geri alıyorum. Yeni bir fırça eskitme yapabileceğim. Yeni bir fırça amanın tepsimiz düşüyor. Şöyle tepsimizi de gösterelim. Evet, tepsimiz gaza geldi. Artık ben gitmek istiyorum diyor. Evet, çekilişimizi de yapalım mı Arzu? Evet, yapalım. Evet, bakalım. Bu şanslı kim? Şöyle hazır. Geri dönüşümden de. Bilgisayarımızı hemen açalım. Evet, tepsimizin sahibi. İyi günlerde kullanılıyorum. Yonca her zamanki gibi tepsinin arkasını boyamadı. Size boyası ve verniğiyle birlikte göndereceğiz. Bakalım kim? Bebek örgü. Afyon. Afyon'a gitti. Bebek alt çizgi örgü Afyon. İyi günlerde kullanın. Kullandıkça bizi hatırlayın diyorum. Evet. Buradan tekrardan çerçevemin yanına geldim. İki tane boya, bir tane parmak yaldız. Çerçeve bitti. Şimdi azıcık gümüşüme dokunuyorum. Gene fazlasını bıraktım. Elimi süpürüyorum. Sadece bu sefer ama rölyefli alanlarda yapıyorum bunu. Safirle kullanmış olduğum alanlarda. Buralara ışıklar. Hepsimizin sahibi yazmış. Yaşasın diye yazmış hocam. İyi günlerde kullanın ama ben onun arkasını boyamadım. ellerinizden öper. Rengiyle beraber, verniğiyle beraber size göndereceğim. Buradaysınız madem. DM'den bize ad, soyad, telefon, iletişim bilgilerinizi gönderirseniz bugün kargonuzu çıkartabiliriz efendim. Evet. Bakın.
Çerçeveler efsane oldu ya. Şöyle yakından çekelim hocam. Bir saniye. Nasıl görünüyor? Çok güzel. Birazcık daha bazı yerlerine şöyle hafif altınlar gireceğim. Ama altını daha az yapacağım. Altın zaten gümüşle birleştiğinde böyle hafif platinimsi bir görüntü verecek. Hani deminki kullandığım gibi çok parlak olmayacak. Şimdi birazcık daha şuralarda gene gümüşle devam ediyor olacağım. Gümüşün fazlasını bıraktım. Hani ilk başta sürmüş olduğum neydi? Nane şekeri. Nane şekeriyle boyamış olduğum kısımlara da birazcık ışıltı veriyorum. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Kadife kumaşla boyanır mı diye sormuşlar. Kadife kumaş boyanmasına boyanır ama hareketli bir yüzeydir. Sizi boyarken gerçekten zorlar. Şu şeylere de birazcık kenar rölyef kısımlara da giriyorum. Montessori base grubuyla boyayabilirsiniz ama dediğim gibi hareketli bir yüzey olduğu için sizi birazcık zorlayacaktır. İsterseniz boyamaya geçmeden önce bir küçük alanda bir deneyin. Duruma göre kararınızı verebilirsiniz. Ben şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Geçişli bir çerçevemiz daha oldu. İkinci, bakalım kime gidecek? Hani bitti mi dedik? Bitmedi dedik. Elimizde kalan 2-3 renkle neler yapabildik şurada? Bir sürü ürün. Titanyumlarımız mı arttı? Bu şekilde yapabiliriz. Akrilikleriniz mi arttı? İki renk size yeter. Bir de parmak yaldız bitti. Pas efektleri direkt ortada. Çatlatma hemen kenarında. Rahatlıkla uygulayabileceğiniz çalışmalar. Burada ise yapacak olduğum gene parmak yaldızımı aldım. Süpürüyorum efendim. Bu metaliklerin kendi içinde daha doğal bir kaynaşmasını sağlıyorum. Daha da ekstra ışıltı istenirse bunlara folyo varaklar da kullanılabilir. Genel olarak şu anda parmak yaldızımı batırıyorum. Üzerinden o yer yer olan sert yumuşak geçişlerin hepsini daha doğal bir görüntü haline gelmesini sağlıyorum. Evet, bu da tamamlandı. Son adım parmak yaldız, altın. Gene bunu yer yer yapıyorum, her yer düzeyde değil. Aslında o biraz sizin nasıl bir görüntü elde etmek istediğinizle de alakalı. Dediğim gibi folyo çalışabilirsiniz. Benim gibi parmak yaldızlarla gidebilirsiniz. Hocam size çok teşekkür ediyorlar. Sizin sayenizde çok güzel şeyler yaptıklarını söylüyorlar. Süpersiniz. O zaman ne yapıyoruz? Yaptıklarınızı bir de benimle paylaşıyorsunuz. Ben de onları Instagram'da paylaşıyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için, izleyen izleyemeyen herkese şimdiden buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılar. Sizlerle her salı ve cuma günü saat 14'te canlı yayınlarımızda ürünlerimiz nasıldır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, nacizane bu uygulamalar içerisinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, her defasında sizlerle bunları tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere. Bu 3 çerçevenin sahibi ne yapıyoruz? Instagram sayfamızdan postu beğeniyoruz, 2 kişiyi etiketliyoruz, Instagram sayfamızı takip alıyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.